İş bulma kurumuna müracaatten bulundum. İş bulma kurumuyla kazandım. Topkapı'da, İstanbul'da. İşçi olarak Hamburg şehrine gittim. Gittim. Orada epey zaman çalıştım. 79'da bunu ile tanıştım. Almanya'da. Ben dolaşıyordum. Deniz kenarında bir baktım. Orada bir restoran var. Lokanta. Restoran. Gittim orada oturdum. Bir kola içtim. Öğlene doğru bunun babası geldi. Bunun restoran bunların idi. Dedim cumartesi pazar burada çalışmak istiyorum. Adam kabul etti. Ben de söz verdim. Devamlı medeni insan gibi onların arasına girdim. Çalıştım. 7 sene çalıştım. En sonunda bununla tanışınca beni davet ettiler. Ben de gittim bir çiçek yaptım. Bunların evine gittim. Gittim ki 6 tane kız var. 2-3 tane oğlan, babaları, anaları hep sağ. Bir binede oturuyorlar. Babası bana dedi ki, o tabi lokantada bir zaman çalıştıktan sonra. Artık bu da gidip geliyor. Biz o arada bir anlaştık. Ben okula gittim Almanca öğrenmesi için. Biraz öğrendikten sonra bu sefer bununla tanıştık. Ondan evvel babası bizim farkımıza varmış ki bu kız ile geziyorum kızı. Tabi lokantada çalıştık ama rahat öldürür mü? Bu sefer bununla dikkatimizi çekmiş. Bir zaman gittikten sonra tam bunların ailesi bildi ki ben buna el uzatmışım. Bu arada beni çağırdı dedi ki dedi seviyor musun? Dedim seviyorum. Dedi aile olarak mı kabul ediyor? Kabul ediyor. Ben de döktüm artık bunu kafamıza taktık. Bunu getireceğim. Müracaat ettim. Bunun hiyetten lapurunu istedim. Sonunda bir aile olabilir mi? Deli mi? Divane mi? Ben ne bileyim. Bir kızı geziyoruz. Lapurunu aldı gittik savcılığa. Savcılığı bakalım dışarıya müsaade ederler mi? Gönderirler mi? Bunu lapurunu sağlam çıktı. Bu sefer savcı bana döndü. Dedi sen ne yapacaksın bunu? Ben ayağım yere bastım. Mahkemenin huzurunda. Yere bastım. Dedim benden sorma yerden sor. Savcı da şöyle baktı. Ne demek dedi bu ne? Tercümandan söyledi. Tercüman dedi kardeşim yerin manası nedir? Dedim Türk milleti ailesi bütün şeyin üzerinde alan bir millettir. Öldükten sonra toprağı bizden alır. Başka kim alamaz? Dedi tamam dedi bunların muamelesini yapın göndersin gitsin. Getirdim Türkiye'ye. Bu dedi resmi kayıt yaptık. Bu da burada dedi ki ben gitmem. Hoppala. Ben Avrupa'ya gitmem. Niye? Ben Müslüman olacağım. Türk vatandaşına geçeceğim. Kimlik ile pasaportumu Alman konsolosluğuna teslim edeceğim. Burada Türkiye'de kimliği alacağım. Pasaport alacağım dedi. Ben gidemem Avrupa'ya. Gidi şöyle gidi. Geldi gidemedi. Öyle kaldı. Şimdi bunu getireli 38 senedir. Doğmam, büyümem de bu köydedir. Başka bir yere de gitmemişim. Evet. Ben bunların masasını siliyordum. Allah'a çok konuşalım ya. Yarın toprağı olacak. Bunlara hizmetçiydim. Bu sefer gönül başka bir şeye benzemiyor. Beni sevdi, geldi. Tabii gençliğim var idi. Ben de geldiğimde bir gün vancam var idi. Kardeşlerime diyeyim. Geldi, gitmedi. Benden Ali olmadı. Olmadı da olmadı. Hala da gitmek istemiyor. Ağla gitmek istemiyor. Annem beni döktü, bunu da döktü. Babam da dedi, senin bir ailen vardır. Olmuyor, olmaz. O biraz şey etti. En sonunda onu da yola getirdim. Bir insan bir Hristiyan getirirdim, Müslüman ederse ne mutlu o insana. Ben hiç haberim yok idi böyle yapacağını. Açık ben net konuşalım. Getirdiğim zaman ben dedim resmi kayıt yaparsak artık bir Alman genci koluma bağladığım zaman, kilitlediğim zaman artık benim bir ayağım devamlı Avrupa'da olacak. Almanya'da olacak. Çünkü ben Almanya'yı seviyorum. Hala da seviyorum. Ben o niyet ile temas ettik. Bu tamam. Hiç haberim yok bir şeyden. Bu muameleyi bittikten sonra, resmi kayıt olduktan sonra fırsat buna geçti. Dedi ben Almanya'ya gitmem. Hoppala niye?
Ben gitmem, Müslüman olacağım, Türk vatanı burada kalacağım. Öyle mi öyle? O şekilde kaldı. Güzel. Bu bizim lokanta gelmiş, biz ama yok orada. Bir adı çalışıyorum, biz ama Solan geldi. Öğlen Solan biz geldim. Bu otu baktım, baktım. Dedim, kız bu niye bana bakıyorsun? Konuşmam, dedim, söylemedin. Benim babam gittim, sen ne istiyorsun? Ve dedim, bir kola ver bana. Gittim, kız gitti, bir kola getir. Götü. Ben gittim, geldi, kola aldı, baktı, bana baktım. Dedim, sana niye bakıyorsun? Sana niye bana bakıyorsun? Sana bana tanıyorum. Söyledim, bu kim? Dedim, benim babam. Niye? Bir gelsin, bir işim var. Dedim, baba, bir git, bir bu adam seni çağırıyor. Gittim, biz o taraf, kansafet, oturum. Kola, kahve, süste içtim. Benim anne dedim, bu adam sana ne istiyor? Dedim, bilmiyorum ben ne ki. Ben tanımıyorum bu adam. Kız yalancı söylemez. Vallahi anne ben tanımıyorum. Sen ya var, sen niye manyak? Dedim, vallahi tanımıyorum. Ben gittim, konuştum. Dedi, sen bugün işin var? Dedim, yok. Bir akşam bir az geziyorum. Parka gidiyorum. İşin yoksa ben ile akşam bir parklara gidelim, gezelim. Dedim, tamam. Ne istiyorsun? Sen ne diyor? Ben bütün iki gün, ben hemen eşim, evet. Bir iki gün başvurla tanışıyorum. İki gün müsaade almıyor babası. Demin bu adam seni istiyor. Kız sen biliyorsun, ben karışmam. Sen sonra pişman olur musun? Söyleme bana. Sen kötü. Pişman olursa bana bir daha söyleme. Ben karışmam, sen karışma. Dedim, tamam istiyorum, nişaneye yaptım. Türkiye geldim. Geldim işte iki gün, üç gün sonra Haymana gidiyorum, evlenme yaptım. Babam telefon etti, sen memnunum? Dedim, evet, evet baba, hiç merak etme. Tamam. Evlendik. Memnun musun orada diyor, evet. Babası telefon etti. Orada alayım, iki çocuk var. Kahve diyordular. Kapıyla. Kapıyla Almanca. Kapıyla. Kürtçe kapı. Ama bu da o güzel. Valla. Bu da aynı Almanya. Ben bu da seviyorum. İşi çikolata kerem. Hepsi iş yapıyorum. Hepsi. Ve hareket etsin. Çamur. Çamur da yapıyorum. Sıva muva yapıyorum. Hepsi yapıyorum. Valla. İnek var. İnek var. Bir inek var. Bir kas, iki üç kas var. Türlü tersi. Hindiler var. Al bakalım. Kendi kavruyan kedi Almanca elbette Kürtçe de bu. Almanca. Söyledim ama okula gidiyorum. Hepsi Kürt konuşuyorum. Unuttum Almanca. Unuttular. Unuttular. Çocuklar. Ben hiçbir şey bilmedim. Baktım. Bu Kürtçe konuştum. Ben kafamı böyle ya. Taktım. Hep bunu ben de biliyorum. Kaç zaman diş? Çan salatıyorum. Bir sene. Hepsi biliyor. Benim her şeyim Kürt, ben de burada Kürtçe konuştum. Öğrendim. Yalnız kırıyorum, Rusya'yı yapıyorum. Tutuyorum. Evet, her sabah yapıyorum. Hiç yemiyorum. Ben hasta masa bir de daha yemiyorum. Hasta olsam daha yemem diyor. Yemem. Bize bu hoca var ya. Burada hocalar kız var. Kız hocalar. Hepsi gidiyorum komşuya. Ben de gidiyorum. Komşuyla beraber hocaya gidiyorlar. Hanım belki. Bir saat, iki saat. Sondern bis bei ihr. Und ich weiß, dass es so sein soll. Trotzdem ist mein Herz zum Schreien. So voll von dir. Es ist so falsch, aber du fehlst mir.